Herkese merhabalar. Dokun Sınıf Edebiyat telafi tekrarımıza başlıyoruz. Sizlerden onlarca yorum geldi. İşte Sıla dedi ki hocam lütfen edebiyat için de telafi gelsin. Nazlı dedi ki biz de isteriz. Hocam edebiyatta bekliyoruz dediler. Furkan Tanır, hocam bir senemiz eksik sayılır. Okula neredeyse gitmedik. Onları telafi edelim dediler. Ve sözel dersler için de bekliyoruz. Sıradaki edebiyat olabilir dediler. Bizler de arkadaşlar biliyorsunuz ki 9'dan 10'a setimizde sizler için mükemmel bir şekilde matematik, fizik kimya biyoloji ve aynı zamanda edebiyat tarih coğrafya ne oldu harika bir set hazırladık. Burada ortaokul 9. sınıf tekrarı ve 10. sınıfa geçerken TYT bağlamına ilerliyoruz. Niye? Çünkü biliyorsunuz 9 ve 10. sınıf eşittir TYT. Üniversite sınavına şimdiden hazırlanır gibi olmalıyız. Neden? Çünkü esasla bu çözümün sorularının her biri ileride bizim doktor, mühendis, avukat, öğretmen, yazılımcı olmamızı sağlayacak. Dolayısıyla bizler burada da bu kitaplardan sizlere ödevler verdik. Şimdi ee, hem genel bir tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Hem de 9 sınıftaki edebiyat konularını birlikte sorularla tekrar edelim istiyorum. Şimdi öncelikle... Aşağıda verilen öğretici metin, sanatsal metin karşılaştıran hangisi yanlıştır diye başlıyor. Ama buna girmeden önce, bu soruyu çözmeden önce arkadaşlar şöyle bir konularımızı hatırlayalım. Biliyorsunuz ki dokun sınıfta ilk başta biz edebiyat dersimizde giriş ünitesi vardı. İşte edebiyat nedir? Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi vardı. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine baktığımızda edebiyatın konusu arkadaşlar şunu unutmayın. Yazılarda çıkarsa söyleyin. insandır arkadaşlar. Dolayısıyla edebiyatın konusu insan olduğu için insanı ilgilendiren her bir bilim dalı, tarih, coğrafya, fizik kimya, biyoloji, psikoloji, sosyoloji hepsi esasında edebiyatla ilişki içerisinde. Tarih insanın geçmişini inceliyor, edebiyat ondan faydalanabiliyor. Psikoloji insanın davranışlarını inceliyor, edebiyat ondan faydalanıyor. Sosyoloji toplumun davranışlarını inceliyor, edebiyat ondan faydalanıyor. Bu dönem yani onun sınıfta ise giriş ünitesinde edebiyatımızın dönemlere ayrılmasındaki ölçülere bakacağız. Yani işte İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, e, İslamiyet etkisi de Türk Edebiyatı ve Batı etkisi de Türk Edebiyatı diyeceğiz. Bu sefer daha farklı konulara gireceğiz. Şimdi şunu da öğrenmemiz lazımdı. Edebiyat arkadaşlar... ...güzel sanatlar içerisinde, edebiyat güzel sanatlar içerisinde... ...işitsel yani fonetik sanatlara giriyordu. Fonetik sanatlarda. Onunla beraber müzik de aynı gruptaydı. Ama resim, heykel, mimari, görsel, plastik sanatlardaydı. Dramatik sanatlara örnek olarak da tiyatro, sinema, dans, bale, operayı verebilirdik. Onlara da hareketle ee, biçim veriliyordu. Bir de arkadaşlar edebiyatla alakalı bir şey daha bilmemiz lazımdı ki... ...o da metinlerimiz vardı. Metinler temel olarak iki temel grupta inceleniyordu. Bir sanatsal metinler bir de öğretici metinler. Bakın yazıyorum buraya sanat metinleri sanat me bir de öğretici metinler. Arasındaki farkı çok net anlayabiliyorduk. Niye? Çünkü eğer böyle Rize'nin engin denizlerinde yeşilin ve mavinin buluşması gibi şeyler söylüyorsa bu sanatsal metin oluyor. Bir şiirden almış oluyor. Ama Rize Doğu Karadeniz bölgesi yer alan her mevsim yoğuşu bir ilimizdir gibi bir ifade varsa bu öğretici metin oluyordu. Burada neler vardı? ...işte tarihi, felsefi, bilimsel metinler vardı. Gazete çevresinde gelişenler vardı. Gazete çevresinde gelişen. Yani işte makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları gibi. Ya da kişisel hayatı konu alan. Yani işte anılar, ee, başka ne diyebiliriz? Aklıma gelmedi. Günlükler, gezi yazıları, biyografiler, otobiyografileri, mektuplar. Bunlar da kişisel hayatı konu alıyordu. Şimdi... Sanat metinleri ise kendi içinde iki temel gruba ayrılıyordu. Birincisi arkadaşlar şiirler vardı. Şiir bildiğimiz şiir işte. Bunu coşku ve heyecanı dile getiren metinler olarak da adlandırıyorduk. Bir de olay çevresinde gelişen yani olay çevresinde. Olay çevresinde gelişen metinler de arkadaşlar iki temel gruba ayrılıyordu. Birincisi şöyle alıyorum tekrar hop. şöyle almaya çalışıyorum. Birincisi de arkadaşlar anlatmaya bağlı metinler vardı. Anlatmaya bağlı metinler şöyle B yazıyorum. Nedir? Mesela destanlar efsaneler, inanışları anlatan, masallar, ders vermeye çalışan, halk hikayeleri, manzum hikayeler, normal hikayeler, romanlar bunlar hep anlatmaya bağlıydı. O zaman buraya şöyle birkaç tane örnek yazalım. Hikaye, roman, masal bunlar böyleydi. Masal, VB yazıyorum. Peki göstermeye bağlı metinler vardı bir de. Bunlar göstermeye bağlı metinler ise arkadaşlar bunlarda tabii ki temelinde ne vardı? Tiyatro vardı. Yani tiyatronun bir modern tiyatro vardı. Komedi, trajedi, dram gibi. Bir de geleneksel Türk tiyatrosu vardı. Geleneksel Türk tiyatrosunda da tabii ki orta oyunu, karagöz, meddah, seyirli oyunları var. Bunları göreceğiz. Şimdi o zaman bu kısmı bu kadar temelinde bilmemiz yeterli. Bir şey daha vardı arkadaşlar. Onu da şöyle göstermek istiyorum buraya. Dilin kullanımından doğan türleri. Dilin kullanımı diyelim ben buna daha fazla uzatmayayım. Dilin kullanımında arkadaşlar şöyle bir şey bilmemiz lazımdı. Birincisi ...ağız vardı. Ağız dediğimiz şey mesela diyelim ki... ...Karadeniz ağzı vardı. Biz geliyorum diyoruz. Karadenizler celeyrum diyor. Ege'ler geliyom diyor mesela. İşte Urfa yöresiyle gelirem diyor. Bilmiyorum tabi ben yanlış söylemeyeyim ama... ...İstanbul ağzı bizim e, normal standart ölçümlü dilimiz Yani ne diyorduk biz? Geliyorum diyorduk. İşte bu ağızdı. O zaman Karadeniz ağzı demek... ...veyahut da işte Karadeniz... ...başka ne diyebilirim? Konya ağzı... İşte mesela Ankara ağzı var. La Bebe şeklinde konuşuyorlar. Onlar da Karadeniz, Konya, VB diyorum. Ama bir de tabii ki şive vardı. Şive ise birazcık daha farklılaşıyordu. Ee, izlenebiliyordu. Mesela şivede ne örnek verebilirim sizlere? Hmm, ne diyebiliriz mesela? Ee, Azeri şivesi diyorduk mesela. Azeri şivesi. Azeri şivesinde kelimeler de değişmeye başlıyordu. Mesela bazı kelimeler... ...farklı anlamlara gelebiliyordu. Ama yine Azeri şivesini anlayabiliyorduk. Karadeniz ağzı kadar anlayamıyorduk ama Azeri şivesini anlıyorduk. Bir de arkadaşlar lehçe vardı. Lehçe ise ba bayağı artık değişiyordu. Burada mesela e, Çuvaş ve Yakutça. Çuvaş ve Yakutça gibi e, özel lehçeler vardı. Bunları okuduğumuzda, dinlediğimizde hiçbir şey anlayamıyorduk. Bayağı bir kelime farklıydı çünkü bayağı yazılımı da farklıydı. Sonrasında Argo vardı. Argo'nun olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz zaten. İşte... E, Böyle biraz daha e, kaba sözleri kullandığımız zaman argo oluyordu. Jargon vardı. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden e, ayrı olarak kullandıkları özeldi Mesela doktorların jargonu vardı. Bir de standart dil vardı. Ölçünlü dil. Bu da işte bizim İstanbul Türkçesi. Şu anda bizim kullandığımız dildi. Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları dil. Yani şu anda mesela ben ona uyuyorum. Ben şimdi diyelim ki... ...atıyorum Karadeniz isem... ...evet arkadaşlarım bugün sizlere bunları anlatacağım... ...da falan diye konuşmuyorum. Niye? İstanbul türkçesiyle konuşuyorum. Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları... ...ağız özelliklerinden arındırılmış... E, ...kurallara bağlı dil de buydu. Şimdi o zaman birazcık giriş yaptık. Hemen şu sorularımıza bir bakalım. Şimdi ilk sorumuza diyor ki... ...aşağıda verilen... ...bunu da ETC sayfa 17 soru 14'ten almışız. Bakın ETC'nin sayfa 17'sini açıyorum şöyle... sizin göz önünde. Soru 4'müş bakalım. Nerede? Soru 4. Evet bir öğretici metin, sanatsal metin karşılaştırma hangisi yanlışır diyor. Tabi siz bu soruları yanlış yaptığınız zaman, buradaki soruları çözdüğünüz zaman karayıkı doktorak soruların çözümünü de uzman hocalardan izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Burada hem ortaokul tekrar yapıyoruz, hem 9. sınıf tekrarı, hem de 9'dan TET yapıyoruz. Dersimizin başında söylediğim gibi 9'dan 10 ikisi eşittir TET oluyor. Şimdi burada arkadaşlar e, diyor ki aşağıda verilen öğretici metin, sanatsal metin karşılaştırmalarından hangisi e, yanlıştır diyor. Şimdi bu soruya bir bakalım öncelikle. Sanatsal metinlerde söz sanatları ve imgelere başvurulur. Doğru. Öğretici metinlerde tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma gibi düşünce geliştirme yolları kullanılır. Evet bu doğru. Sanatsal metinlerde kişi yer zaman olay gibi unsurlar gerçek yaşamdan farklı olabilir. Öğretici metinlerde ise bunlar birebir uyumludur. Doğru. Sanatsal metinlerde sade öğretici metinlerde ise adı. Hayır. Sanatsal metinlerde e, sade dil de kullanılabilir, ağdalı dil de kullanılabilir. Ama öğretim metinlerde sadece sade dil kullanılır. Yani mesela bu bir öğretim metinler alınmış. Dolayısıyla C seçeneğimiz yanlış. Sanatsal metinlerde duygular ve düşünceler dolaylı anlatılır. Öğretim metinlerde ise doğrudan aktarılır. Doğru. Sanatsal metinlerde üslup kaygısı vardır. Öğretim metinlerde yoktur. Yani ders kitabında üslup kaygısı yoktur. Ama bir şair, bir romancı, bir yazar mutlaka üslup kaygısı taşır. Şimdi... Yine başka bir soruya bakacağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı verilen kavramla açıklama birbiriyle uyuşmamaktadır diyor toplumun belirli bir kesiminin kendi aralarında anlaşmak için kullandıkları alt kültür dilinin adıdır argo demiş. Bu doğru, bu doğru. Aynı zamanda aynı coğrafi bölgedeki toplulukların konuşmalarındaki ses değişikliğine verilen adıdır ağız. Evet mesela Karadeniz ağız dedik, Konya ağız dedik. Bir dilin tarih öncesi birbirine ayrılan kollarına verilen adıdır lehçe. Evet işte çuvaçça tarih öncesi. bilemiyoruz nasıl değişmiş bilemiyoruz. Bir dildeki söyleyiş farklılaşmasının bölgelere göre adlandırılmasıdır. Hayır. Bu arkadaşlar ee, konuşma dili değil, konuşma dilinin tanımını yapmıştık. Konuşma dili neydi? Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları, ağız özelliklerinden arındırılmış ve aynı zamanda ne diyebiliriz? Belli ölçü ve kurallara bağlı olan şeydi. Bu olamaz. Dolayısıyla de, de yanlışlık var. Belli meslek gruplarının kendi aralarında kullandığı terimsel dilin adına da biz jargon diyorduk. Şimdi burada sizlere bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bir şeyi de atlamadan geçmek istemiyorum. Şunu da söyleyelim. Bir de iletişim var bakın. Bir sayfada özetledim hepsini. Şuraya da iletişimi özetleyeyim arkadaşlar. İletişimin ögelerini özetliyorum şöyle. İletişimin ögeleri bunu hatırlayacaksınız. Böylece gerçekten güzel bir özet olmuş olacak. Şimdi diyelim ki şöyle yapalım. Bir arkadaşımızı koyuyoruz buraya tamam mı? Hop çıkıyor hop. O buraya bir selam verecek. Başka bir arkadaş da ona e, cevap verecek tamam mı? Şimdi bu diyor ki selam diyor yani selamun aleyküm diyor. S.A. diyor. Bu ona ne diye cevap verecek? A.S. diye cevap verecek. Niye bu örneği verdim? Çok net anlayın diye. Şimdi arkadaşlar bu ilk mesajı veren kişinin bu olduğunu biliyorsunuz artık. Bu arkadaşlar gönderici oluyor. Bu bir. Bu mesajı alan kişi alıcı oluyor. İki. Buradaki ilk gönderilen mesaj arkadaşlar ileti oluyor. Onun ona cevabı ise aleyküm selam cevabı ise ne oluyor? ...dönüt oluyor dönüt. Yani ben size merhaba arkadaşlar dedim. Lütfen bu videoyu beğenin diyor. Mesela ben şimdi diyorum ki size, arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenin. Bu bir ileti. Sizler şu anda videoyu beğendiyseniz... ...like butonuna bastıysanız bu da dönüt olmuş olur. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi burada... ...iletiyi söyledik, dönütü söyledik. Alıcıyı söyledik, göndericiyi söyledik. Gönderici kötü yazmayın. Şimdi burada... E, ...kanala baktığımızda ise... ...kanalımız... ...tabii bizim şu anda YouTube kanalındayız tabii ki ama... ...buradaki kanal... ...ses dalgaları hani... ...SS, AS dediği için... Bu arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm selam dediği için biz buna kanal olarak ses dalgalarını kullanıyorlar yani mesela trafik lambalarına durduğumuz zaman bu ışıkla anlaşılıyor yani kırmızı yanınca esasında orada sanki biri bize dur demiş gibi oluyor bize duruyoruz kırmızının yanması bir ileti bizim durmamız ise bir dönüt oluyor şimdi burada e, kod olarak hangi dili kullanmışlar selamünaleyküm aleyküm selam hani Arapça kelimeler bunlar ama biz buna dil Türkçe dili kullanıldığı için kod olarak Türkçe'yi kullanmışlar diyeceğiz Türkçe'de kod arkadaşlar. Çünkü Türkçe'de artık bu selamlaşma kullanılıyor. Ee, bu iletişimin bağlan yapıldığı yer diyelim ki bunlar e, sokakta karşılaştılar. Burası işte bağlam oluyor. Mesela bizim şu anda benimse arkadaşlar bu videoyu beğenin dediğimde burası bağlamımız bizim YouTube kanalı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu soru bunu da öğrettik. Gerçekten bu sayfanın ben olsam ekran görüntüsünü alırdım. Bu tamamen özetlemiş oldu. Geçtik diğer sorumuza daha doğrusu diğer ünitemize. Diğer ünitemize geçmeden önce hikaye ünitesine geçmeden önce e, bu 10. sınıfta da yine hikaye göreceksiniz. 9. sınıfta hikayenin genel özelliklerine bakmıştık. Hikayenin yapı unsurlarına bakmıştık. 10. sınıfta ise arkadaşlar şöyle oluyor. İlk başta hani bizde destanlar vardı. Hani bu e, İslamiyet önceki Türk destanları. İşte Oğuz Kağan, Ergenekon, Türeyiş, Göç gibi. Sonrasında bu destanlar halk hikayelerine dönüşecek arkadaşlar. Halk hikayelerine dönüşecek. Halk hikayeleri aynı zamanda bunlarla beraber Divan Edebiyatı'nda Meslemi var. Sonrasında tazimat döneminde ilk olarak Ahmet Mithat Efendi'nin yazı Letayfi Rivayat'ta hikayelerle başlayacak ve Emin Nihat'ın yazı Müsameretname. Burada bir arada destandan halk hikayeciliğine geçin bir e, şey olan basama olan Dede Korkut hikayeleri var. E, yani esasında bu, bu 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 kısmı öğreneceğiz dönemimiz onun sınıfta burayı öğreneceğiz arkadaşlar. Ama biz gelin hikaye neydi onu bir hatırlayalım. Şimdi hikayeyle alakalı şunu bileceğiz. Hikayenin genel tanımını yapıyoruz. Onun sınıfında daha çok işin edebiyat tarihi kısmına giriyoruz. Şimdi hikayenin diğer adının bir kere öykü ol, olduğunu bileceksiniz. Öykü ve hikaye aynı şey. Tamam mı? Şimdi yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Kısa. Hikayenin en önemli özelliği kısa olması arkadaşlar. Hikayenin en önemli özelliğini söylüyorum. Kısadır. Roman ise uzundur. Hikayede tek olay vardır. Kişi sayısı azdır. Kahramanların genellikle bir yön üzerine durulur. Yani insan yaşamının bir bölüm anlatılır. Zaman ve mekanda ayrıntıya girilmez. Dünyada arkadaşlar 14. yüzyılda ortaya çıkıyor bu dönemlerde mesela burası 12. yüzyıl, 13. 11. yüzyıl, 12. 13. yüzyıl. Bize Tanzimat'ta biz hikaye görünce bize alacağız. İlk örneğini Decameron adlı bir eserle, Decameron diye bir eserle, e, Boccaccio diye bir adam var. Sanki futbolcu gibi ismi ama normalde hikayeci e, yazıyor. Bize ilk olarak Tanzimat döneminde giriyor arkadaşlar. Tanzimat döneminde bizim edebiyatımıza girecek ve ilk örneğinde sınavda sorabilirlerse yazıyorum buraya bakın ilkini. Ahmet Mitat Efendi yazıyor. Ahmet Mithat yazıyor. Eserin adı da Letaifi Rivayat diye bir kitap yazıyor. Şimdi Dekameron kitabın adı. Letaifi Rivayat kitabın adı. Bunları iyi bilmeniz lazım. Bir de bunu da geçen sene işlemiş katılacaksınız. Sami e, Paşazade Sezai diye bir adam var. Bu adam da e, Sergüzeşli yazan adam ama bu adamın esas yazdığı eserin adı, hikaye yazdığı, yazdığı kitabın adı Küçük Şeyler küçük şeylerin içindeki pandemi üniversitelerinde sorulmuştu. Küçük şeylerde ilk gerçekçi öyküler olarak biliniyor. Hikayenin yapı unsurları var. Bu çok basit bir şey işte. Kişi var, olay var, mekan, zaman, anlatıcı, tema, konu, çatışmalar var. Hikayede e, öyküleyici anlatım kullanılabiliyor ya da betimleyici anlatım kullanılabiliyor. Hikayelerle alakalı türleri var hikayenin. Onu da söyleyelim. Şunu da farklı renkle göstereyim. Birincisi arkadaşlar e, şöyle yazalım. Birincisi olay hikayesi var. Olay hikayesi. Parantez içinde buna klasik hikayede diyoruz. Bu hikayelerde arkadaşlar buna Mopassant bulmuş bunu. Gayda Mopassant diye bir adam var. Bu Mopassant tarzı hikayelerde olay var tamam mı? Ve işte serim ve aynı zamanda düğüm ve aynı zamanda çözüm gibi bölümler var. Böyle e, heyecanlı bir sonla bitiyor böyle merak merak unsuru var yani merak tamam mı? Merak ediyorsun. Ama durum hikayeleri arkadaşlar diğer adıyla kesit hikayeleridir. Bunlar Çehov tarzı hikayeler. Bunlarda olay yok tamam mı? Durum ağırlıklı durum var bunlarda. Yani adam oturuyor bir banka deniz, deniz kenarında denize bakıyor düşünüyor sonra bitiyor hikaye bu kadar. Ve e, şunlar şu serin düğüm çözüm bölümü e, yok arkadaşlar. Ve aynı zamanda merak da e, yok diyebiliriz merak etmiyorsun acaba ne olacak diyorsun. Hatta bitmemişlik e, duygusu hissediyorsun bu tarz hikayelerde. Ha, bizde kim mesela bunun tarzını yapan Ömer Seyfettin bu tarz hikayelerle tanınıyor. Evet, durum öykülerinde ise e, Anton Chekhov Rusya'da, Türkiye'de ise Memduh Şevket Esen Dal bu türün en güzel örneklerini verecek. Bir de Sait Faik Abasıyanık hatta e, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Sait Faik'in Abasıyanık kitabından <laughs> diyor ya işte o esasında Sait Faik Abasıyanık ve o arkadaşlar e, durum hikayecisi. Şimdi o zaman bu kadar anlattığımıza göre, buranın resmini çektiğinize göre ben de hemen hop çiklop sorumuza geçiyorum. Şimdi ETC e sayfa 24 soru 1'e bakacağız. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki boşlukların hiçbirine getirilemez diyor. Tabi bu kitabı bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Kitabımız ETC'de sayfa 24 soru 1'den mutlaka çözmenizi istiyoruz. Burada zaten sadece edebiyat yok. Tarih coğrafya da var. Hem ortaokul hem 9 hem 10. Hocam amma çok bal reklamı yaptınız. Amma çok kitap reklamı yaptınız. Zaten kitabımız rengi de dikkat etseniz bal renginde. Evet şimdi 14 dördüncü yüzyılda İtalyan edebiyatına Boccaccio'nun Boccaccio yazdığı neydi? Decameron. O zaman buraya D seçeneğini yazıyorum. E, adlı eser hikaye ilk örneği kabul edilir. Batılı anlamda hikaye türk edebiyatına tanzimat ta girmiştir. Buraya da E seçeneğini yazıyorum. Ahmet Efendi'nin Letayf-i Rivayat adlı eseri hikaye örneklerindendir. Teknik açıdan güçlü batılı örneklere benzeyen hikaye ise Sami Paşa Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseridir. Bakın bu tam bir üniversite sınav sorusu veya tam bir yazılı sorusu. Peki hocam. Taşkı Talat ne? Bu arkadaşlar ilk yerli roman. Ama burada ondan bahsedemiyoruz. O yüzden cevabımız var. Şimdi geldik diğer sorumuza. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır diyor. Bakalım. Söylemek bile fazla. Bu mektubu okuduktan sonra aylarca merak içinde kıvranıp durdum ben. Bu bizim postacı Münir bir zamanlar Karacaoğlan'a bile feleğini şaşırtmış. Albistan kadınlarını bunca toruna burun kıvırdıktan sonra Andrı'nın nasıl bir kız görmüştü de düşerine güzelliği bulduğuna inanmıştı ki. Öğrenmeye can atıyor ama tüm mektuplarımı postacı Münir okuyup yanıtladığından sormayı bir türlü göze alamıyor. Bana verilen sıradan ayrıntılarla yetinmek zorunda kalıyordum diyor. Bak ben diyor. Dolayısıyla burada birinci kişi var ve aynı zamanda olayı anlatan kişi olayın da kahramanı olduğu için kahraman anlatıcı var arkadaşlar. Şimdi müşahit ve gözlemci aynı şey. Eğer öyle olsaydı şöyle kıvranıp durduğu, ...yetinmek zorunda kalıyordu derdi. O yüzden bunlar gitti. İlahi ve hakim de aynı şey. Bu ikisi aynı şey yani. Zaten ayırdığın zaman, zaman D elemen lazım. B ayırdığın zaman D elemen lazım. Peki e, ilahi bakış açısı ne? İlahi bakış açısı da gözlemliyor ama gözlemlerken başından geçenleri de biliyordu, tahmin ediyordu. Yani mesela diyelim ki kalemi masanın üzerine bıraktım. Sonrasında diğer kalemi de onun yanına koydum. Dediği zaman bu kahraman bakış anlatıcı oluyor, kahraman anlatıcı. Eğer kalemi masaya bıraktı ardından da diğer kalemi onun yanına koydu dersen bu gözlemci bakış açısı oluyor yani müşahit. Ama ilahi bakış açısı ise şöyle. Kalemi masaya bıraktı. Düşündü içinden acaba diğer kalemi de alsam mı diye. Çocukluğunda da hep iki kalemi yan yana koyardı. Onu hatırladı ve bir anda diğer kalemi de yanına koymaya karar verdi. Bak adamın içinden geçenleri bilebiliyor, çocukluğunu bilebiliyor. Dolayısıyla bu hakim bakış açısı oluyor arkadaşlar ya da ilahi anlatıcı oluyor. Evet şimdi şiir konusuna geliyoruz. Şiir ünitesine geliyoruz. Dokun sınıfı hatırlarsanız arkadaşlar şiir ünitesiyle alakalı şiirin biçim özelliklerini, ahenk unsurlarını, şiir türlerini, edebi sanatları ve sıfatları öğrenmiştik. Şimdi onları da şöyle bir hızlıca değinmek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi buradan soruyu çözeceğiz ama hatırlarsanız şöyle bir şöyle yapalım mesela sizin daha iyi anlamanız için yine bir infografi yapmak istiyorum sizlere. Şiir yazıyorum şöyle. Şöyle çiziyorum. Bir, iki, üç, dört tane mıs ee, mısra çiziyorum. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Birincisi şiirlerde lirik şiirler vardı. Lirik şiir ne demekti arkadaşlar? Sevgi, aşk. Epik şiir neydi? Kahramanlık. Şöyle bir kılıç resmi çiziyorum. Sonra didaktik şiir vardı. Bu öğüt veriyordu arkadaşlar. Öğüt. Şuraya öğüt yazıyorum sadece. Aynı zamanda pastoral şiir vardı. Pastoral şiir doğadan bahsediyordu. Şöyle bir dağlar ve güneş çiziyorum. Sonrasında da satirik şiir vardı. Satirik şiir ise eleştirel şiirdi. Buraya da şöyle sinirlenmiş bir insan resmi çiziyorum. Şimdi bunlar şiir türleriydi. Sonrasında aynı zamanda e, şiirde ahenk unsurları vardı. Ahenk unsurlarına baktığımızda şiirdeki ahenk unsurları arkadaşlar. Birincisi redif vardı. Redif neydi? Yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı. Yani her şeyleri aynı olan şeye biz redif diyorduk. Aynı şeyin tekrar olmuş oluyor. Mesela diyelim ki şöyle yapalım. Geldiler diyelim hani bir şey böyle geliyor geliyor geldiler bildiler diyelim. Bildiler. Hatta bir de üçüncü bir mısra aldılar diyelim. Tamam mı? Şimdi burada ler, ler, lar. Bunların hepsi çoğul eki. Di, di, di. Bunların hepsi gene görülen geçmiş zaman haber ki peki. Bunların hepsi aynı. O zaman diler redif oluyordu arkadaşlar. Yazılışlar aynı olduğu için. Ama bir de ahenk unsurlarında uyak vardı. Uyak ise genellikle kelimelerin kökünde oluyordu. Ve uyaklar bir harf olursa yarım uyak oluyordu. Burada bir harf olduğu için Yarım uyak yazıyorum. İki harf olursa tam uyak oluyordu. Üç ve daha fazla ol olursa zengin uyak oluyordu. Bir de şu da var arkadaşlar. Ee, kafiye örgüsü diye de bir şey vardı arkadaşlar. Kafiye örgüsü AA, AA olursa mesela düz oluyordu. AB, AB olursa çapraz oluyordu. ABBA olursa sarmal oluyordu. AA, XA olursa mani tipi oluyordu. Bir de aynı zamanda ne vardı arkadaşlar? Ölçü vardı. Ölçüyü de söyleyelim. Ölçü ise hecelerin sayısı eşitse hece ölçüsü oluyordu. Milli ölçümüz yani parmak hesabıyla sayıyorduk. Hecelerdeki ee, hecelerin sonundaki harflerin açık ya da kapalı olması yani ünlü ya da ünsüz ütmesi ise aruz ölçüsü oluyordu. Bir de hiçbir ölçü yoksa serbest ölçü oluyordu. Hatta size şöyle bir kopya vereyim. Eğer bir şiir şöyle gidiyorsa, dörtlükler halinde gidiyorsa hece ölçüsü yazılıyordur. Genellikle beyitlerle yazılan divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılır. Serbest ölçü ise şöyle garip kurup yan pirik yun pirik olursa yani dizelerin sayısı dizelerin içindeki hecelerin sayısı eşit değilse bu da tabii ki ne oluyordu arkadaşlar serbest ölçü olmuş oluyordu. Aynı zamanda şairin adının geçtiği mahlaslar vardı. Şairin adını mahlas diyorduk. Ee, halk edebiyatta biz buna tapşırma diyorduk arkadaşlar. Bir de bir de tabii ki şunu da söylememiz lazım ki e, bizim edebiyatımızda farklı farklı nazım biçimleri de vardı. Nazım biçimlerinden kastımız nedir mesela? İşte koşmalar, semailer, varsağılar ...işte başka ne diyebiliriz, e, maniler, türküler, bunlar halk şiirinin nazım biçimleriydi. Divan şiiri, hatta onu da şöyle, şöyle yazalım, bakın şimdi. Nazım biçimi diyorum. Nazım birimi ya ikili oluyor, beyt, ya dörtlük, ya da bent oluyordu. Nazım biçiminde ise halk şiiri nazım biçimleri vardı. E, divan şiirini şöyle yeşille yazayım. Divan şiiri nazım biçimleri vardı. Bir de arkadaşlar, batı etkisindeki Türk şiirinin, batı etkisi yazıyorum. ...Batı etkisindeki Türk şiirinin e, nazım biçimleri vardı. Burada maniler tek dörtlükten oluşuyordu. Türküler ezgilerle söyleniyordu. Bunlar anonim halk şiirindeydi. Veyahut da 11 lece yazılan koşma vardı. 8 yazılan semai vardı. E, Varsağılar, destanlar vardı. Bunlar da yine aşık tarzının e, nazım biçimleriydi. Aruz ölçüsüyle yazılanlar da vardı halk şiirinde. İşte divan, kalenderi, satranç, vezni, aher gibi. Divan şiirine baktığımızda ise bir beyitlerle yani ikili ikili gidenler vardı bunların içerisinde gazel, kaside, başka ne diyebiliriz mesnevi bunlar çok üç çok meşhurdu ee, gazel 5-15 kaside 33-99, mesnevi ise sınırsız beyitten oluşuyordu bir de bentlerle kurulanlar vardı işte tuyu vardı şarkı başka ne diyebiliriz Murabba, işte rubayı vardı tek dörtlükten oluşan bunları da bilmemiz lazım batı etkisinde hatırlarsanız böyle işte batıdan aldığımız Sone... Terzerima gibi nazım biçimleri vardı arkadaşlar. Şimdi bunlar tabii ki önemli. Bunları zaten Divan Edebiyatı'na geldiğimizde daha da detaylı bir şekilde de göreceğiz. Hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Burada şu önemli. Bizler ee, söz sanatlarına da bakacağız. Zaten söz sanatları var mı bu soruda? Yok. Gelin isterseniz şu soruda bir beraber pekiştirelim. Bunun ne anlama geldiğini hep beraber pekiştirelim. Ardından da ee, diğer konuya geldiğimizde söz sanatlarına geldiğimizde ona bakarız. Şimdi diyor ki... Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi sarma uyak düzeni vardır diyor. M, E, E, M. Evet sarma uyak düzeni var. Hatırlarsanız A, 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 A olursa düz diyorduk. A, B, A, B olursa çapraz diyorduk. Abba olursa sarma diyor. Bak M var, M var, E, E. Yani A, B, B, A oluyor. Dolayısıyla e, burada sarma uyak düzeni vardır diyebiliriz. Bakın burası sarma uyak düzeni gösteriyor. Redif kullanılmıştır diyor. Bakalım. Yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı olan sözcükleri elif diyorduk. Çağım, gene, rengine, olacağım. Şimdi bak, gençlik çağım derken çağ sözcüğü ım diye iyilik eki almış. Olacağım derken olmak fiili ecek acak çekim eki almış sonra ım şahıs eki almış. Bunlar redif değil farklı şeyler. Bu isme gelen iyilik eki bu fiile gelen şahıs eki. Gene zaten gene şeklinde. Rengine renk rengi yani Renk rengi rengine olmuş. Burada da yine farklı şeyler. Dolayısıyla burada redif yok arkadaşlar. Cevabımız B. Zengin uyak var mı bakalım. Ee, çağım olacağım derken evet. şu ağımlar net bir şekilde e, zengin uyak oluyor arkadaşlar. Lirik şiir diyor bakalım. Hasret, sevdiğim, saçların kumral rengi, aşığın. E, lirik şiir oldu da kesin. Lirik şiir olduğuna göre biz bakın. Sevmek, hasret, işte ümitsiz, kumral, işte aşık bunlar lirik şiir. Mecazi anlatma var tabii ki. Ee, ...burada ak düşünce saçların kumral yine gibi ifadeler... ...net bir şekilde bir mecaz da gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Şimdi... ...burada söz sanatlarıyla alakalı bir sorumuz var. Hemen ona da bakalım. O sırada söz sanatlarını hatırlayalım. Bu dörtlükte aşağıdaki sanatlardan hangileri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar... ...burada gönlümün bu dertten kalmadığı hali... ...dosta varmak ister, dostla visali. Leyla'nın aşkından mecnun misali... ...sır vermez söylere çeker giderim diyor. Şimdi... Burada arkadaşlar şu söz sanatlarını bir hatırlayalım. Tenasüp münasipten hatırlayın. Uygunluk yani. Hani uygun bir zamanınıza size geleceğiz. Münasip bir zamanınıza size geleceğiz. Tenasüp uygunluk. Birbiriyle uygun birbiriyle bağlantılı kelimen olması. İstiare ise şu. Onu da istiare ve benzetmeden göstereyim. Şimdi mesela bu örneği hep veriyorum ben bir kez daha vereceğim. Futbolcular sahadaydı derseniz burada herhangi bir benzetme yok. Niye? Futbolcular sahada. Ama siz eğer Aslan futbolcular, aslan futbolcular sahada derseniz bu benzetme oluyor. Niye? Çünkü futbolcuları e, aslana benzetmiş oluyoruz. Aslanlar sahadaydı derseniz, aslanlar sahadaydı derseniz bu ise arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bu istihar oluyor çünkü futbolcuları kullanmamış. Ya da futbolcular sahada kükredi derseniz, futbolcular maçta kükredi derseniz futbolcuları aslana benziyorsun ama söylemiyorsun bu da istihar oluyor. Buna biz açık istiare diyoruz. Açık bir şekilde aslan yazılmış. Açık iyi yazıyorum. Bu ise kapalı istiare oluyor. Kapalı iyi yazıyorum. Şimdi istiarede bu. Kinaye hem gerçek hem meclis anlamı olması. Mesela diyelim ki yüzün kızarmış diyorsun. Yüzü gerçekten kızarmış ama aynı zamanda utanmışsın diyor. Tevri ise iki gerçek anlam olması. Mesela diyelim ki şu yüzündeki bir ben olaydım diyor. Yani şu göğsündeki bir ben olaydım diyor. Yani hem göğsündeki bir ben olaydım. Yani şöyle vardır ya kolumuzdaki benler gibi. Hem de ben sana Göğsünü e, göğsüne yaslanayım demek istiyor. Dolayısıyla teori iki gerçek anlam. Teşhis kişileştirme, insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler vermek. Telmi hatırlatma, tell me hatırlatıyor yani işte. Burada mesela telmi me var, Leyla Mecnun'u hatırlatmış adam. İrsali mesel atasözü kullanmak, tariz laf sokmak, mübalağa abartmak, tezatta zıtlık, tezıt yani. Şimdi burada telmi var, Leyla Mecnun'dan dolayı. Peki teşhis nerede var? Sır vermez çöllere çeker giden yok. Çölleri insana benzetiyor. Bu da kişileştirme olduğunun net bir şekilde göstergesi arkadaşlar. Şimdi intak vardı bir de hatırlarsanız. bu konuşturmaydı. İnsan olmayan varlıkların konuşturulması. Hüsnü taleli vardı. Güzel nedene bağlıyorduk. Mesela sen geldin diye ağaçlar çiçek açtı. Ya bak şimdi. Veyahut da arif vardı. Bilmezden gelme. Aa ah, saçlarıma kar mı yağdı? Ya ak düşmüş. De ne şey yapıyorsun? Ee, gibi şeyler. Tezat zıtlık demiştik. Ee, Tenasüp söyledik. Telmiye söyledik. Tamam. Şimdi... Bu soruyu yapmış mı olduk o zaman? Evet bu soruyu yaptık ama işaretlemedik. O yüzden boş sayılıyor. <laughs> Şaka. Şimdi bakalım e, roman ünitesine geldik. Şu anda roman ünitesine geldiğimize göre roman ünitesiyle alakalı size yine birazcık bilgi vereceğiz. Şimdi hatırlarsanız dokun sınıfta arkadaşlar roman türünün genel özelliklerini görmüştük. Tarihsel gelişimini, roman türlerini görmüştük. E, onun sınıfı da romanla alakalı tanzimat, sertifini ve milli edebiyat döneminde romana bakacağız. Şimdi romanla alakalı, hikayeyle alakalı bir şey çizdiğimize göre romanla alakalı da bir infografik çizelim. Romanın önemli özelliği arkadaşlar uzun olması. Bir kere uzun tamam mı? Ve dünya edebiyatı ilk örneğini Don Quixote adlı bir eserle Cervantes diye bir adam veriyor. İspanyol Cervantes ilk örneğini veriyor. Bize ise ilk olarak yine Tanzimat döneminde girecek. Tanzimat döneminde ilk olarak çeviri roman olacak. Yusuf Kamil Paşa Telemak diye bir romanı çevirecek. İlk yerli roman ise dersimizin baştaki soruda gelmiş hatırlarsanız. Taşuku, Talat ve Fitnat diye bir eser. Bunu da Şemsettin Sami yazıyor. Şemsettin Sami e, bu eseri yazacak. Ali Sami'nin babası yani. Hani öyle dersem aklınıza kalır belki. Aynı zamanda Batı tekniğine uygun ilk romanları da Halit Ziya Uşaklıgil yazacak. Konularına göre romanlar bilim kurgu romanı olabiliyor. Egzotik roman olabiliyor. Fantastik romanlar var. Macera romanları var. Polisiye romanlar var. Mesela Sherlock Holmes'un romanları polisiye. Mehmet Rauf'un yazdığı ilk e, psikolojik roman e, Eylül var. Psikoloji romanları örnek. Sosyal romanlar var. E, Yaprak Dökümü gibi, Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı. Tarihi romanlar var. Tarık Burak'ın yazdığı Küçük Ağa gibi tez romanlar var. Bir de edebi akımlara göre romanlar var. Orada da klasik romanlar var. İşte olması gerekenler anlatılıyor. Romantik romanlar var. Yazar esere duygularını katıyor ve okuyucuyu yönlendiriyor. Mesela Ahmet bütün Efendi'nin e, Felatun Bey ve Rakım Efendi romanı öyle. Felatun Bey kötü, Rakım Efendi iyi diyor, bizi yönlendiriyor. Sonra realist romanlar var. Gerçekçi yani. Olanı olduğu gibi anlatan, gözlemleyen romanlar. Halil Ziya romanları o şekilde. Mavi ve Siyah romanı gibi ya da Aşkı Memnu gibi. Mesela Aşkı Memnu'da ne oluyor? İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor mu? Hayır. Kim iyi, kim kötü? Hayatı gerçekliğiyle aktarıyor yani. Naturalist romanlarda ise gerçeğin çirkin yönü biraz daha fazlasıyla anlatılıyor. Deneysel roman. Burada ee, hani soya çekim örneğini görüyoruz. Mesela diyelim ki Bihter Aşkı Memnu'yu hepiniz bilirsiniz birazcık. Ee, orada ...Bihter, annesinin yaşadığı koşullar yaşadığı için Bihter gibi oldu diyorlar. Yani Bihter'in yerine kim olsa o öyle davranırdı şeklinde. E, her şeyi naturalizme, deneye bağlıyorlar. Buna benzer işte modern romanlar var. E, modern romanlarda biraz daha bireyin yalnızlığı anlatılacak. Postmodern romanlarda e, geri dönüşler olacak. Zaman kavramı değişik böyle yani. Kronolojik zaman kırılacak. Bunlar da romanların edebi akımlara göre e, sıralanmış hali. Romanın bölümleri var tabii ki. Serim, düğüm, çözüm yani giriş gelişme sonuç gibi. Kişi kadrosu, olay örgüsü, mekan, zaman, tema, çatışma anlatıcı gibi tabii ki romana özgü yapı unsurları da var. Romanlarda anlatma var, gösterme var, gösterme teknikleri var. Farklı farklı taktikler var. Onları da şöyle bir gösterelim. Hatta evet soru var. Soruya gelince şey yapalım. Soruda şey yapalım arkadaşlar. Sorudan gidelim. Sorumuz da diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı vardır diyor. ETC'de sayfa e 44'te soru 7 edebiyat tarih coğrafyada arkadaşlar Romanlarla alakalı sorumuz geliyor. Şimdi diyor ki Romanda anlatılanları gerçekleştirenlere kahraman adı verilir. Doğru. Bu kahramanlar romanlarda fiziksel veya ruhsal özellikleriyle ele alınabilir. Doğru. Romanlardaki kahramanlar sahip oldukları bir takım özellikler açısından değerlendirildiklerinde ikiye ayrılır. Tip ve karakter. Kahramanların kendilerine özgü ve bazen iyi bazen kötü olabilen ne zaman ne yapacağı kesilemeyen özellikler taşıyanlarına karakter, kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi özellikleri abartılı bir içinde üstlenenlerine ise tip denir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Reşat Nuri Güntekin'in ''Yaprak Dökümü'' isimli eserine geçen Ali Rıza Bey, ailesine düşkünlüğü, son dönem Osmanlı aydınının genel geçer özelliklerini taşıması yöneliyle karakter. Ali Rıza Bey'in kızı olan Ferhunde ise, baskın kişiliğinin etkisiyle olayın akışını yönlendirmedik gücü hesaba katıldığında tip özelliği gösterir demiş. E seçeneğinde burada yanlış yapılmış. Çünkü burada e, Ali Rıza Bey'in kızı olan e, Ferhunde e, tip değil arkadaşlar, onu da bilmemiz lazım. O da gerçekten e, farklı farklı yönleri olan bir insan. Şimdi geldik diğer sorumuza. Bu parçayı yola çıkarak romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Listelerin başı kalabalıktı. Karanlık koridorda fiş yetişen insanların arasına karışmak istedi. Biraz yürüdü, bir köşeyi döndü, yaylı bir kapıyı içip geçti omzuyla. Gürültüden ve kazanılan puanlar üzerine yürütülen tahminlerden, sayılardan ve virgüllerden uzaklaştı. Koridorların bittiği bir yerde güneş gören canlı bir çıkıntı durdu. Sonra yeni bir koridor buldu aynı seslikte. Bir süre sonra geri dönmek istediği zaman yolunu bulamadı gene kaybolduk diye öfkelendi. Ne olacak taşralıyız işte. Büyük kapıdaki hemşerim bile gözlerinden anladı bunu. Kapılardaki yazılara baktı. Sarı madenler üzerinde profesörler. Şimdi ilahi bakış açısıyla kalem alınabileceği söylenebilir. Niye? Çünkü insanların arasına karışmak istedi diyor. Yani zihninden geçenleri söylüyor. Zihninden geçenleri söyleyebildiğine göre ilahi bakış açısı vardır diyebiliriz. Öyküleyici anlatım tekniğinden yararlanılmıştır. Evet uzaklaştı, bulamadı, işte baktı, ...yürüdü. Bunların hepsi öyküleyici anlatıma ait şeyler. Betimlemelere yer verilebileceği doğru. Niye? Başı kalabalık diyerek... ...etrafı betimliyor. Güneş gören cam diyor. Ardından işte sarı madenler diyor. Bunlar betimleme olduğuna gösteriyor. Olay, kişi, yer, zaman gibi yapı unsurlarının tamamen gerçek olabileceği. Tamamen gerçek olmayabilir. Yerel ağız özelliklerini kullanabileceği. Evet, yerel ağız özellikleri de burada. Ne olacak? Taşralıyız dedi. İşte burası yerel ağız özellikleri. Ama D seçeneğiyle alakalı bir bilgi yok. Şimdi geldik tiyatro ünitemize. Şimdi tiyatro ünitesiyle alakalı da sorular çözeceğiz ama tiyatro ünitesiyle alakalı yine sizlere şöyle son ünitemize geldik. Bir bilgi vermek istiyorum. Ardından da hemen geçeceğiz arkadaşlar. Yine şöyle bir infografi sayfası yapalım. Hemen başlığımızı atıyorum tiyatro diye şöyle. Tiyatro diyorum arkadaşlar. Şimdi tiyatro ile alakalı şunu bileceğiz. Birincisi yani bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Tarihsel gelişim, gelişimine baktığımızda eski Yunanlara dayanıyor. Burada biz ilk yerli oyunu bilmemiz lazım. Şinasi'nin yazdığı arkadaşlar Şair Evlenmesi adlı oyun edebiyatımızdaki ilk tiyatro, ilk yazılı tiyatro. Bunun öncesi tabii ki Karagöz, işte Orta Oyunu, Meddah gibi e, tülahat tiyatrosu. Yani böyle belli bir metne dayalı olmadan doğaçlama yapılan tiyatrolar var. Ama bu ilk yazılı metne dayalı tiyatro. Tanzimat dönemine geliyor Şair Evlenmesi. Bir töre komedisi arkadaşlar. Bu çıkar sınavlarda, üniversite sınavlarında da çok çıkıyor. E, kömedisi oldu ama neyse. E, çok çıkıyor, İstin yazılarımızda çıkabilir. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal tarafından yazılan Silistre, Vatan Yahut Silistre adlı oyun. Vatan Yahut Silistre adlı oyun. Bu da bir dram arkadaşlar. Şimdi e, bir de Ahmet Vefik Paşa var o dönemde. Tanzimat döneminde Moliere'in komedilerini edebiyatımıza uyarlayan değerli bir kişi. Tiyatronun yapı unsurlarına baktığımızda dramatik örgü var. Yer, zaman, mekan, kişiler, yer ve mekan aynı şey zaten. Kişilerle çatışma var. Bir de trajedik, komedi ve dramı da iyi bilmemiz lazım. Bu üç arasındaki farkı geçen sene öğrenmiştik. Burada bir kez daha şöyle gösterelim. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Trajediye kırmızı rengi veriyorum. Tamam mı? Ee, komediye mavi rengi veriyorum. Komedi. Ve e, dramada siyah rengi veriyorum. Ve şimdi hepsini birden yapacağız. Şimdi birincisi de arkadaşlar en önemli özelliği acıklı olmasıdır. Böyle ders vermek için yazılır. Komedi ise adı üzerinde komiktir. Ee, dram ise her ikisi. Her şey var. Her şey var yani. Hayatın komiklikleri de var, acıklı anları da var. Trajedinin konularına baktığımızda arkadaşlar tarihi görüyoruz. Ve aynı zamanda mitolojinin olduğunda bilmemiz lazım. Ama komedinin konularına baktığımızda ise günlük hayat var. Peki e, dramın konusu her şey olabilir yine. Dram bildiğimiz tiyatro. Trajediye baktığımızda, kahramanlarına baktığımızda... E, ...soyluları görüyoruz ve tanrılar kahramanlar oluyor. Burada ise sıradan insanlar, sıradan insanları görüyoruz. Sıradanlar yazalım şöyle. E, dramda ise yine herkes, yani herkes kahraman olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Burada şunu söylememiz lazım. Trajedinin dili seçkin. Bakın dili seçkin, seçkin dil yazıyorum. Burada ise e, konuşma dili var. Şöyle pardon yazalım. Konuşma dili var e, komedide. Aynı zamanda dramda ise role göre değişiyor. Eğer soylularla alakalı bir şey varsa seçkin bir dil var. Eğer normal sıradan insanlar anlatıyorsa o yöreye özgü farklı bir dilde kullanabiliyor. Arkadaşlar trajedi şiir şeklinde yazılıyor. Manzum şekilde yazılıyor. Komedi de yine manzum şekilde yazılıyor. Ama drama baktığımızda mensur yani düz yazı şeklinde yazılıyor. Yani şiir şeklinde de yazılabilir ama mensur düz yazı şeklinde yazıldığını bileceğiz. Burada şunu bilmemiz lazım. Burada üç birlik kuralı var. Üç birlik var. Üç birlik kuralı. Burada da üçbirlik kuralına uymak zorunlu. Burada ise uyulmaz. Yani uyulma zorunlu yok. Çünkü perdeler var. Bunu da anlatmıştım sizlere. Şöyle amfiteyatroda amfiteatroda sahneleniyor olaylar. Son sahne canlandırılıyor. Dolayısıyla amfiteatro olduğu için perdeyi kapatıp yeni bir mekan, yeni bir zaman, yeni bir olay anlatılamıyor. Ama dramda perdeyi kapatıyorsun. Normal bu bildiğimiz tiyatro işte. Bu perdede yeni bir... ...zaman yeni bir mekan, yeni bir olay olabiliyor. Perde kapanıyor, yeni bir perde de Yeni bir zaman, yeni bir olay olabiliyor. Ama burada ise genellikle son sahne canlandırılıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Tabii tiyatro ile alakalı bazı terimler var. Onu da söylemek istiyorum. Mesela adaptasyon kelimesini iyi bilmemiz lazım. Molière'in çevirilerini adapte ediyor bize. Ee, kim? Ahmet Vefik Paşa. Adaptasyon uyarlama demek. Yani Osmanlı yaşamına uyarlıyor. Aksesuar eşya demek. Dekor eşyaların tümü demek. Monolog iç ses bakın onu da yazalım belki sınavlarınızda sorulursa monolog iç ses arkadaşlar ve aynı zamanda e, figüran işte az rollere çıkan kimse jest el hareketleri mimik yüz ifadeleri kostüm kıyafetler kulis bekledikleri yer makyaj yüzü boyamak pandomimi bilmeniz lazım pandomim arkadaşlar sözsüz oyun yazıyorum buraya sözsüz oyun aynı zamanda perde oyunun büyük bölümleri. Sahne ise o perdenin içindeki bölümler. Replik cevaplamak, söz vermek. Rol yapılan davranışlar, sözler. Suflör arkadan fıf diye fısıldayan kişi. Tirat uzun soluklu söz. Tuluat da doğaçlama demek. Onu da yazayım. Tuluat da doğaçlama. Yani herhangi bir yazılı bir metne dayanmadan anlatmak demek. Şimdi bunu anlattığımıza göre hemen bakalım sorumuza. Diyor ki sorumuza. Şimdi düğün marşı gelin damat bir ve sekizinci oyuncu diyor. Şimdi deli, gelin ve damat içeri girerler. Ötekiler alkışlarlar. bir fotoğraf çeker. Bir an donup kalma. Düğün hatırası. Müzikle donar ve devam eder. Gelinle damat dışarı çıkarlar. Yeni bir evliliğin daha temelini atmış bulunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Ama nasıl bir evlilik bu? Bilinçli, sağlıklı, dengeli bir evlilik mi? Yoksa gelişi güzel, hesapsız, rastgele bir evlilik mi? İsterseniz birkaç yanlış evliliği sergileyelim. Anne, ah nebiş gel kızım gel. Ne oldu anne? Talih kuzusu İbrahim başımıza kondu. Kim bu İbrahim? İbrahim İbo, Süper İbo. Her ve lazım. Ne istiyor? Diye böyle gidiyor. Şimdi, diyor ki hangisi söylenemez? Diyaloglardan oluşabileceği, evet görüyorsunuz. Sosyal konuların ele alınabileceği, e, evet sosyal, evlilik sosyal bir konudur. Birden fazla sahnesi olabilir. Niye? Çünkü e, düğün marşıya girdi ve aynı zamanda e, drama ait özellikler var gibi. Coşku ve heyecanı dile getiren bir metin olarak kabul edebileceği. ...coşku ve heyecanı dile getiren bir metin olarak kabul edilebileceği şiir olması lazımdı. Bu şiir değil. Bu olaya dayalı çünkü. Kahramanların hareketlerini ve durumlarını ayraçla gösterebileceği... Evet bakın, burada söylüyor mesela. Nerede? Anne kız diyor. Kahramanların hareketleri durumları söylenebiliyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Tiyatrolarda bu olur zaten. Hemen e, son sorumuzu da çözelim. Bu parça numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar benim bütün bu anlattıklarım daha iyi pekiştirebilmeniz için... Mutlaka mutlaka 9 10'a setimizi alın. Oradaki edebiyat, tarih, coğrafya kısmından... ...hem edebiyat sorularını hem tarih sorularını çözün... ...hem coğrafya sorularını çözün. Çünkü burada arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Bakın bir konuyla alakalı. Önce 9. sınıf tekrarı, önce ortaokul tekrarı, sonra 9. sınıf tekrarı... ...sonra 9'dan TET tekrar yapıyoruz ve buradaki her bir sorunun çözümünü de... ...uzman hocalar detaylı bir şekilde size yapıyor. Yani 9 ve 10'u hallettiğinizde zaten bomba gibi e, TET'de cebe atmış oluyorsunuz. Sınıfa iyi bir güçlü başlangıç yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla... İşi bilip işe gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir tekrar yapıp... ...harika bir şekilde derslerinize başarı olacaksınız. Evet. 8'de 9'da pandemi nedeniyle okula gidemediğimiz çok dönem oldu. Ama artık telafimiz yapma zamanı diyoruz. Şimdi son sorumuzu çözelim. Bu parçadaki numaralanmış ürünler hangisi bir bilgi yanlışı vardır diyor. Dram, yaşamın üzüntü ya da mutluluk veren yönlerinin bir arada ele alınmasıdır diyor. Her şey var demiştik. Ee, yani yaşamın olduğu gibi işlenmesidir. Klasik akımın etkisiyle doğmuştur. Yok. Ee, dram romantizm akımının etkisiyle doğuyor arkadaşlar. Klasizm akımında trajedi ve komedi var. Konular tarihten ya da günlük olaylardan olabilir. Doğru. Düz yazı biçiminde de şiir biçiminde de yazılabilir. Doğru. Perde sayısı ise yazan isteğine bağlıdır. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi e, sizlerden bol bol çalışmanız için, gayret göstermeniz için her zaman söylediğimiz gibi e, bizleri takip etmenizi istiyoruz. Lütfen e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden derslerinize başarılar arkadaşlar. Hadi bakalım.